FETÖ mensubu değilim, darbede yer almadım, görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bir hafta boyunca Genelkurmay baskını çatı davasında en çok bu sözleri duydu. Gözler Cuntacı sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yargılandığı davada yeni haftaya çevrildi. 15 Temmuz darbe girişimi Genelkurmay baskını çatı davasında bir hafta geride kaldı. Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanıktan 11'i hakim karşısında hesap verdi. İhanet üstü Akıncı'da rahatça dolaşan Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanı'nı rehin alan, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı yere yatıran Fırat Alakuş, Genelkurmay Personel Eski Daire Başkanı İlhan Talu suçlamaları reddeden isimlerden sadece birkaçıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında da yargılanan o ihanet timinin başındaki isim Gökhan Sönmez Ateş, darbeciyim diyen tek isimdi. Aralıksız 45 gün sürecek davada gözler şimdi ikinci haftada. Yeni hafta ile birlikte darbe girişimi çatı davasında yine önemli isimler dinlenecek. Sözde yurtta sulh konseyi darbe bildirisinde ismi bulunan eski general Mehmet Partigöç o sanıklar arasında en dikkat çekeni. Partigöç savcılık ifadesi sonrası ilk defa o geceyi anlatacak. Eşine yapmak zorundaydım notu bırakan Partigöç'ün savunması merak konusu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alınması sırasında karaya giren bir diğer kritik isim eski general Mehmet Dişli de yine hesap verecek. Akın Öztürk'ün damadı Ankara'ya bomba yağdırılması talimatlarını veren isimlerden Hakan Karakuş da yine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi sanık sandalyesine oturan isimlerden. Karakuş'un da tıpkı diğer inkarcı darbeciler gibi onca delile rağmen vereceği savunma kayıtlara geçecek.